Bizler Resulullah'la tanışmalıyız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kültürüyle tanışmalıyız. Çünkü ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Azeri, Endonezyalı, Malezyalı, Pakistanlı, efendim hangi bölgene olursa olsun kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş ve kendi kültürle yaşamış insanlar, kendi kültürlerine Allah Resulü birer rahmettir, rahmettir, rahmettir. Şu televizyon dizilerine bakın. Hayasızlıktan, edepsizlikten ve namussuzluktan başka hiçbir şey ailelerimize aşılamıyorlar. Affedersiniz, birer de 100 hale aldı. Nerede Resulullah? Bu kadar sorunlar varken, bu kadar üzerine gitmemiz gereken meseleler varken hadisle niye uğraşıyorsun? Sakalla niye uğraşıyorsun? Sarıkla niye uğraşıyorsun? Resulullah'tan utanmıyor musun? Onun için muhatap kendilerini biliyor. Bu nedenle değerli kardeşlerim, bizler kaybediyoruz. Çocuklarımızla haya dışı bir diziyi kendi yanımızdaki hanımımızla, gelinimizle, kızımızla izliyoruz. Ve bize şunu aşılıyor. Hayasızlığı aşılıyor. Edepsizliği aşılıyor. Deyyüslüğü aşılıyor. Normal. Bir tek, ama bir tek kişiye bir bakarsın, 3-5 kişinin, bir tek kadıncağıza 3-5 kişinin talip olduğu, üzerinde konuştuğu, tartıştığı. Böyle bir İslam toplumu olur mu? Böyle bir Müslüman ahlakı olur mu? Onun için ulemaların, meşayihlerin, hocaların, hoca efendilerin şu anda birinci görevi nesillerini kurtarmaktır. Ailelerine sahip çıkmaktır. Çocuklarına sahip çıkmaktır. Her meyalda İslam ahlakını aşılamaktır. İslam kültürünü aşılamaktır. Resulullah'ı anlatmaktır. Kisveler üzerine, efendim, ecri sadece Efendimiz'i örnek alarak aldığımız, sadece Efendimiz'i örnek alarak. Yoksa ben Ebu Leheb'in cübbesinde ne yapayım ya? Benim Ömer'im orada var, Osman'ım var, Abbas'ım var, Hamza'm var, radiyallahu teala anhum ve radu anh. Ben bunları görüyor ve bunları yaşıyorum. Sen takılı kalmışsan Ebu Leheb'e ben ne yapayım? Sen takılı kalmışsan Ebu Cehel'e ben ne yapayım? Ama ben bunları yaşıyorum. Ve bunu hayatıma geçiriyorum. Nitekim 1400 yıllıkın 1200 yıl medeniyetinde zirve yaşamış bir toplumun, bir milletin bireyiyim, ferdiyim. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Abbasi'nin, Emevi'nin, Endelesün ve Asr-ı Saadet'in çocuğuyum ben. Ve buradaki bütün bu insanlar onun çocuğudur. Bunu başka tarafa çekmenin ne anlamı var? Düşmanı dost edemezsin. Düşmanı dost edemezsin. Hani Avrupa Birliği? Evet, birliği sadece senin karşında olmaktır. Sadece seni yok etmektir. Toprağına göz dikmektir. Sizi birbirinize kırdırmaktır. Onların birliği bu. Haçlı. Onların birliği sana bir ilerleme getirmez. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Sen onların rızasında olmadığın müddetçe. Onların dinine tabi olmadığın müddetçe. Nitekim bugün deyyüslüğü dahi kabul ederek bir duruma düştük ya. Değerli kardeşlerim, bunları konuşmak zorundayız. Ailemiz gidiyor. Kızlarımız gidiyor, çocuklarımız gidiyor, neslimiz gidiyor. Bakınız, bir barajın patlaması bir afettense bir şey olmaz. Afet geldi, barajı söktü götürdü. Ama mühendislik eksikliği varsa, arızası varsa, hayır. Eğer barajda bir ince
çatlak olmuşsa orada mühendislik arızası var. Hemen onu durduracaksın, barajı boşaltacaksın ve mühendisiniz müdahale edecek, o çatlağı ne yapacak? Giderecek. Aksi halde çatlak büyür ve patlar. Ve bugün bizler de böyle. Ailemizde, çevremizdeki çatlaklara önem vermiyoruz. Haramlara önem vermiyoruz. Önemsemiyoruz. Bir şey olmaz diyoruz. Ve birbirimizin yakasında tutmuşuz. Müslümanlar birbirlerinin yakası tutmuş. Hocalar birbirlerinin yakası tutmuş. Millet gidiyor, ümmet gidiyor ya. Toplum gidiyor. Onun için değerli kardeşlerim, bizler Hazreti Muhammed Mustafa'yı hayatımızdan çıkaramayız. Aleyhissalatu vesselam'ın yaşantımıza bir numara etmeliyiz. O nedenle bizler kalben dahi olsa nefret içinde olmalıyız. Gidiyor aile, gidiyor. O nedenle bizler Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Bizlere göstermiş olduğu yolu öğrenmek zorundayız. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bizlere güzel ahlak bırakmış. Bizlere ilim bırakmış. 1400 yıllık tarih boyutunda onu sevenler daha övmekten doymadılar. Onu sevmeyenler de daha ona bir iğne ucu, bir leke süremediler. Böyle birisi var mı? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Muhakkak ki sen en yüce ahlak üzeresin ey Muhammed. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Muhakkak ki sen en yüce ahlak üzeresin ey Muhammed. Aleyhissalatu vesselam. Ne demek? Yani hani birilerine iyi dersin, birilerini översin. Bunu her hemen çok sohbetlerde hatırlatırım çünkü bilinmesi gereken. Birilerini översin, dersin ki bu kadar cömert, bu kadar iyi, bu kadar güzel ama keşke alıngan olmasaydı. Över 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 över, keşke cibri olmasaydı. Över över över, keşke sinirli olmasaydı. Keşkesi olmayan tek bir insan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İnsanlık alemi onda keşkeyi bulamadı. İnsanlık alemi, dostu düşmanı bulamadı. Böyle birisi devre dışı bırakılır mı?